Evet, herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım çocuklar. Bugünkü videoda 3. sınıf İngilizce 3. ünitenin People I Love yani sevdiğim insanlar ünitesinin önce kelimelerini göstereceğim sizlere. Ondan sonra bu ünitedeki konuları anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Baby sister bebek kardeş ama kız kardeş. Bird kuş. Carry a box kutu taşımak cat kedi cheetah çita climb tırmanmak climb tırmanmak cook yemek yapmak dance dans etmek dive dalmak ya da dalış yapmak duck ördek fly uçmak uçurmak fly a kite uçurtma uçurmak jump zıplamak lift weight ağırlık kaldırmak pick apple elma toplamak play basketball basketbol oynamak play chess satranç oynamak play the piano Piyano çalmak. Rabbit tavşan. Ride a bike bisiklet sürmek. Run koşmak. Run fast hızlı koşmak. Sing şarkı söylemek. Sit on knees dizde oturmak ya da diz üstünde oturmak. Ski kaymak, kayak yapmak. Ski prop ip patlamak. Spider örümcek. Swim yüzmek. Turtle deniz kaplumbağası. Walk yürümek. Beautiful güzel ugly çirkin big büyük small küçük fast hızlı slow yavaş fat şişman slim zayıf old yaşlı young genç strong güçlü weak zayıf tall uzun short kısa Evet arkadaşlar şimdi kelime testiyle sizi baş başa bırakıyorum. Kelime testinden sonra ünitenin konularını anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar merhaba çocuklar. Umarım kelime kuyuzunuz başarılı geçmiştir. Hemen ünitenin konularını anlatmaya başlayalım isterseniz. Is he ya da is she? O mu anlamına gelen soru cümlesi. Bakalım hemen. Is he old? O yaşlı mı? No, he isn't. Hayır, değil. Is she beautiful? O güzel mi? No, she isn't. Hayır değil. Dikkat ederseniz çocuklar, burada she ile sorduğu için yine she ile cevap verdim. Bir önceki soruda da he ile sormuştu. He ile cevap verdik. Öyle değil mi çocuklar? Evet, öyle. Is he young? O genç mi? Yes, he is. Evet, genç. Dikkat ederseniz yes'le yani evetle ya da no ile yani hayır ile cevap veriyoruz. Yes he is ya da yes she is. No he isn't ya da no she isn't şeklinde. Is he strong? O güçlü mü? No he isn't. Hayır değil. Is she strong? O güçlü mü? Yes, she is. Evet, güçlü. Is he old? O yaşlı mı? Yes, he is. Evet, o yaşlı. Bu arada biliyorsunuz ama yine tekrar etmekte fayda var. Çocuklar, he kelimesi o anlamına geliyor ama erkekler için kullanılıyor. She ise yine o anlamına geliyor ama kadınlar için kullanılıyor. Bunu biliniz. Bir de ken kalıbı var. Bu da ebilmek anlamına geliyor. Yapabildiğimiz şeyleri, işleri ifade ederken kullanılıyor. Mesela futbol oynayabilirim, satranç oynayabilirim, İngilizce konuşabilirim. Bakın bu yapabildiğimiz şeyler yani yeteneklerimizi ifade ederken ken kalıbını ne yapıyoruz? Kullanıyoruz çocuklar. Hemen örneklerimize geçelim. I am tall, ben uzunum. I can pick apples, elma toplayabilirim. I am tall, ben uzunum. I can pick apples, elma toplayabilirim. My mother is strong. Annem güçlü. She can lift weight. O ağırlık kaldırabilir. My brother is weak. Erkek kardeşim zayıf, güçsüz. He can't lift weight. O ağırlık kaldıramaz. The rabbit is fast. Tavşan hızlı. It can run fast o hızlı koşabilir. Bir de this ile that kelimeleri var. Çocuklar this bu demek, that ise şu demek. Türkçeden de bildiğiniz üzere bu yakınlarımızda bulunan bir şeyden bahsederken kullanılıyordu. Şu ise biraz uzağımızda olan şeyler için kullanılıyor. Aynı şekilde this de Yakınımızdaki bir şeyden bahsederken kullanılan bir kelime. That ise uzağımızda bulunan bir kelime için kullandığımız bir kelime. Evet çocuklar örneğimize hemen bakalım. Soru şu. What is this? Yani bu nedir? Top bize yakın olduğu için this kelimesi. Kullanılan bir soruda cevap verirken iki şekilde cevap verebiliriz. Birincisi it is a ball. Biliyorsunuz top bir tane şey olduğu için it kullanabiliriz ya da this is a ball diyebiliriz. Yani bu bir top anlamında. Hemen bakalım tekrar. What is this? Bu nedir? It is a ball. O bir toptur. This is a ball. Bu bir toptur. Aradaki tek fark it o demek, this e, bu demek. Evet, what is that? Yani şu nedir? Dikkat ederseniz tren bizim baya bir uzağımızda. O yüzden that kelimesiyle soru sorulmuş. It is a train diye cevap verebiliriz. Yani o bir tren anlamında. Ya da that is a train. Yani şu bir tren anlamında cevap verebiliriz. İkisi de doğru olur. Diğer örneklerimize geçelim. Who is this? Bu kim? This is my grandpa. Bu benim büyük babam ya da dedem. Diğer soruya bakalım. Who is that? Şu kim? That is Onur. O Onur. He is my brother. O benim erkek kardeşim. Az önceki örnekte dede konuşmacıya yakın olduğu için this kelimesi kullandın kullanıldı. Burada ise onur konuşmacıya uzak olduğu için that kelimesi kullanıldı. Dikkat ederseniz mesafe görülüyor. Evet çocuklar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.